Ben. Rüyanız hayır olsun. Efsane rüyalarınızla, efsane benle, efsane yorumlarla karşınızdayım. Anam ne olur kıza yazın. Yani şurada göreyim bir şey anlatın ama böyle destan destan ben bile okurken göremiyorum. Gözlüğüm de yok yanımda. Gözlüksüz bakacağım şimdi. Ee, şöyle söyleyeyim. Fatma Kahraman. Rüyamda evet yazısını gördüm Emine abla. İstediğim bir şey olacak mı diye kendimi totem koymuş. Maşallah diyor. Okuduğum şeylere göre olumsuz diye okuyorum. Evet yazısını geçiriyordum ve içim rahatlamıştı. Devletle alakalı ne beklentim varsa Fatma Kahramancığım, öğretmen, devlet kapısı, devletle ilgili ya da iş alakalı eğitim hayatınızla ilgili ne beklentiniz varsa çok güzel bir ferahlık. Evet yazınız, başarı yazınız, hak kazanmış olarak görüyorum. Bunun muradınızı yaşayacaksınız. Keten Prenses 3 gün önce yazmış bize. İyi günler Emine Hanım. Emine Hanım rüyamda kö. Köyde ölen dedemin evindeyiz. İki tane büyük beyaz iki poşet var. İşkembe var. Allah'ım bu rüyalar nedir böyle ya? <laughs> e, i̇şkembe var. Diğerinde Birinde işkembe diğerinde büyük bir kaburga var. Ailenizle alakalı çok ciddi sıkıntılar, maddi manevi miras konularınız ya da yaşanan bazı e, sıkıntılar ve babanızla alakalı haksızlıklar olabilir. Hayatınızda saçma sapan bir döneme giriş yapacaksınız. Eee... Babanızın sağlık problemi sıkıntıda olabilir e, ya da büyüklerinizle alakalı bir sağlık problemin bir sıkıntınız söz konusu olabilir. Buna dikkat edelim. Tuğba Özturuna rüyamda kız çocuğu gördüm uyuyorken ağladı yanına gidip kucağıma aldım ve uyandım gülümsedi bana. Ağlayan çocuk sizin beklediğiniz yeni iş ya da ilişkiyle alakalı büyük bir rahatlama ama kız çocuğu kızgın haberle birlikte ağlayıp sonra rahatlayacağınızı gösterir. Kötü bir rüya değil sevdiğim bir rüya da. Yani çocuk sonuçta ağlıyor ağlamak murattır. Çocuk sonuçta kız erkeği yok ama genelde kız çocukları bilmem ne derler ama siz onu hayatınızda görmeniz sizin biraz sıkıntılı bir dönem. Tez sert bir ifade sonrasında mutlu olacağınız bir nokta. Aleni, abla gör beni artık lütfen platonik olduğum kişiyle okulda sınıftayız. O hoca yoklamayı alıyor ben o sırada uyuyorum. Baba, herkes uyuyor uyandım yoklama vardı. Sallanı sarla bakıp tebessüm etti. Ah kıyamam ya. Rüyanda <laughs> mı oldu yavrum? Platonik olmuş yalnız. Hayır Aleyna'cığım onunla bir alakalı bir bağın olmayacak. Evet o çocuğun da sana karşı ilgisi olabilir ama gerçekten çok keyifli, çok güzel biriyle aşk yaşayacaksın. Ve bu aşk senin ilk önce eğitiminle alakalı tamamlaman gereken ve yurt dışı evren var. Bunu lütfen uyan. Rüyamda eski sevgilimi gördüm. Bir gülüyor, bir suratını anden düşürüyor, somurtuyor, mutsuz mutsuz yüzüme bakıyordu. Anlamı nedir? Öğrencisi öğrencisiymiş bunun ismi. Yani sevgilinin alakalı geri dönmesini istiyorsun. Geri dönse de bebeğim ilişki olmaz. Ama sana çok hayırlı bir kısmet var. Ama seninle alakalı kariyerinle ilgili tamamlaman gereken noktalarım var. Bir de ailenizin bir ev sorunu ve bu evle ilgili bir sıkıntının ferahlama noktası. Yeliz Sarı Abla rüyamda turkuaz elbise giydim. Ne istiyorsan yedisciğim. Evlilikse evlilik, paraysa para, evse ev. Çok güzel bir aydınlanman olacak. Ve bu aydınlanma birlikte özellikle bu gördüğün rüyadan iki ay sonra hayatınızdaki her şey bolluk ve bereketle doğru geçiş yapacak. Ferah beyaz geniş denilebilecek apartman merdiven basakla, basamaklarında gördüm. Ali Turna. Beyefendi evlilikle alakalı oturtamadığınız ve bir türlü hani beyaz Apartman merdivenin basamaklarını görmek. E, hani e, hayatınız boyunca ilişkilerinizle alakalı oturamadığınız. E, evli değilseniz e, hani evliyseniz evliliğinizde bekarsanız evlenemediğinizi gösterir. Bence sizde herhangi bir kısmet sorunu yok. Sen çok seçici bir insansın ve maddi olarak da çok zorluklar yaşadığın için. Ama 2020 senin için çok evlilik ve netliğe kavuşma dönemimiz olacak. Yeliz yeliz. Bunu okumadın mı ya biraz önce? Okudum değil mi? Didem Çiçek. Çocuk sahibi ne zaman olurum? Rüyamda sürekli düşük yapıyorum. Ee, senin yumurtalıklarınla alakalı ya da çocuk tutmuyor olabilir. Ee, bence bir doktor, doktor tedavisinden sonra muhteşem bir evlat sahibi, hatta ikiz evlat sahibi olacaksın. Şerife Köker'i gördüm, onu yorumluyorum ve bitiriyorum. Başka şehre taşınıyorum, eski şehre, toprak... Ev, evde eski güzel evde çocuklarım vardı. Teşekkürler ben. Şey... Ay eski şey deyince böyle içim var. Evet çocuklarınızla alakalı diyalog boşluklarınız olabilir. Uzun süredir duygusal yalnızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Onların maddi ile alakalı toparlandığı nokta sizin kendi kökünüzden oluşturduğunuz bir miras mevzusu var. Bunu hakkını alacaksınız ama daha çok mücadele etmeniz lazım. Ne yapıyorsunuz? Efsane rüyaları. Sadece yeni videonun altına. Yani rüyanız hayır olsun videonun altına diğer rüyaları yazdığınız zaman onlara bakmıyorum okumuyorum sadece her yeni videonun hayır okumuyorum onları sadece yeni video rüyanız hayır olsun bölümündeki rüyaları okuyorum diğerlerini okumuyorum bana ne yani o sistem orası yani öptüm sizi